Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da önemli mesajları oldu. Siz de hatırlattınız tabii ama şunları da ifade etmek istiyorum o mesajlar arasından. Adanın güneyinde kendilerini Kıbrıs adanın tek hakimi gören şımarık bir zihniyet var dedi Cumhurbaşkanı. Ve Rum liderin EOKA teröristlerini anma törenlerine katıldığını ifade etti ve Kıbrıs Türk'ünün güneye geçtikçe saldırılara uğradığını hatırlattı. Şimdi baktığımız zaman aynı suda iki kez yıkanılmaz diye de sözlerine ekledi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını nasıl değerlendirmek gerek? Şimdi tabii Kıbrıs Adası sadece Kıbrıs Adası değil, hem Ege hem de Ege'deki egemenlik alanlarımız Yunanistan'la ve Yunanistan arkasındaki Batı dünyasıyla bir rekabet ve mücadele alanı olmaya devam edecek. Şimdi hatırlayın 2020 yılında savaşın eşiğine geldik Yunanistan'la. Ve açıkçası NATO'nun müdahalesiyle, NATO ülkelerin müdahalesiyle, evet, hatta baskısıyla bu savaş bir şekilde olmadı. Ama Yunanistan o zamanki emel ve iddialarından vaz mı geçti? Hayır, vazgeçmedi. Vazgeçmedi. Şimdi bu işin en acı tarafı da uluslararası hukuka balta vuran tarafı da 2004 yılında Güney Rum kesiminin bütün adanın temsilcisi olarak Avrupa Birliği'ne alınması ve kuzeydeki toprakların bir şekilde işgal edilmiş topraklar olarak tanımlanması. Yani illegal olarak tanımlanması. Şimdi Avrupa Birliği'nin bu noktada ortaya koymuş olduğu niyet belli. Evet. Tavır belli. Yunanistan'ın ortaya koymuş olduğu tavır belli. Güney Kıbrıs Rum kesiminin de bu noktada niyet ve ihtirasları belli. Bu açıdan mücadelemiz devam edecek. Şimdi şu dönemde hani bir iyi niyet ortamı var. Var. Öyle gözüküyor. Hani iyi niyet üzerinden mesafe alabilir miyiz? Hı hı. Hani sorunları çözemediğimiz sorunlar üzerinden değil, çözebileceğimiz sorunlara odaklanıp işte bir iyileşmeye yapabilir miyiz? Ama zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da çözüm yolunda uzatılan hiçbir eli havada bırakmayız dedi ve aslında bu barışı ve çözümü sağlamaya hazır olunduğuna dair mesajını da verdi yine. Sinemadım. Şimdi tabii Sayın Erdoğan diplomatik bir ağızla bunları söyledi. Hı hı. Bir diğer tarafında da Dendias'ın yakın zamanda söyledikleri var. Yani evet, 3 milyon haricinde Türkiye'nin en ufak bir hakkı yoktur diyor. Yani münhasır ekonomik bölge dahil olmak üzere düşünebiliyor musunuz? Bizi 3 millik bir hatta hapsediyor. Bütün Doğu Akdeniz'i adalar üzerinden, hatta maalesef kendisinin olmayan Ege Aydak üzerinden kendisine nasip ediyor. Şimdi böyle bir kafa var karşımıza. Böyle bir hani tabii bunun 50. yılda bu kadar da hani yüksek perden dile getirilmesi de boşuna değil onlar açısından. Çünkü biz 50 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaparken sadece Kıbrıs'ı kurtarmadı. Kıbrıs'la beraber Megala İda'yı Türkiye durdurdu. Önüne bir kazık çaktı resmen, evet, Türk Silahlı Kuvvetleri Megala İda ihtirasını. O açıdan bakıldığı zaman bize düşmanlıkları kadimdir. Şimdi bu kadim düşmanlığın ortadan kalkması kolay olacak mı? Kolay olmayacağını bilmemiz gerekiyor. Sadece hani ılımlı bir rüzgar var, o kadar. O kadar. Yani onlar da, onların gerçek akılları, hani bu işin ılımlı rüzgarlardan etkilenen tayfası değil. Hı hı. Gerçek akılları, herkes bu işin şimdilik bir dönem olduğunu ama Yunanistan bu ihtiraslarından vazgeçmediği sürece, hele ki Kıbrıs Ege Aydak'ta, kıta sahanlığında, münhasır ekonomik bölgede, Fırat'ta bu ihtiraslarından vazgeçmediği sürece bu gerginlik devam edecek. Bir diğer tarafıyla da özellikle Paris ve Lojan anlaşmalarını ilga eden şekilde, tecavüz eder şekilde adaları silahlandırmaya devam etmesi
açıkçası Türkiye ile Yunanistan arasındaki gelecekte yaşanacak büyük gerilimden, hatta savaşların temel gerekçeleri olacak. Yani bunu herkes biliyor. Sadece hani ılımlı bir rüzgar var. O kadar. Bu açıdan hani ümit ederim sorunların çözümüyle ilgili veya çözülebilecek sorunlarla ilgili bir takım yapıcı rolü olabilir bu rüzgarın. Ama şimdi siz Yunanistan şurada şunu söylemek gerekiyor. Güney Kıbrıs'ın kesimini adanın tüm temsilcisi olarak Avrupa Birliği'ne almışsınız ve öyle davranıyorsunuz. Şimdi bu Doğu Akdeniz'deki enerji alanlarında bütün hani yani 5,5 trilyon 55 trilyon dolar seviyesinde olduğu söyleniyor. Doğu Akdeniz'deki gaz, doğal gaz, petrol ve gaz fıtrat yatakları. Şimdi buradan Türkiye'yi çıkartmak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çıkartmak ne demek sinema? Türkiye'nin geleceğini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğini yok etmekten. Bunu bildikleri için bu minvalde bir sözde hukuk uyduruyorlar ve bu hukuk üzerinden yol yapmaya çalışıyorlar. Buna Türkiye Cumhuriyeti Devleti izin verebilir mi? Verdiğiniz an bittiğiniz andır. Evet. Bakın söyleyeyim. Verdiğiniz an bittiğiniz andır. O yüzden açıkçası evet görüyoruz depremden sonra, ama 99 depreminden sonra olanları da lütfen iyi hatırlayalım. Yeni bir deprem diplomasisi, kazanımlar ve kayıplar. Bugün de yeni bir deprem diplomasisi, ama bugün 50. yıl güzel bir cevap oldu bence. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri hem savaş uçaklarıyla hem taarruz helikopterleriyle başta Anadolu olmak üzere gemileriyle ve denizaltılarıyla orada Türkler geliyordu. Bu da çok önemli, öyle değil mi? Bu şekilde şimdi, desteğimizi Türkler, göstermek. Tabii Türkler bazen geç kalır ama mutlaka gelir. Tamam, bizim böyle bir tarafımız vardır. Şimdi ne, bu geç kalmanın sebebi de hassasiyetlerdir. Karşı karşıya kalanlarda sizlerle ilgili tedbirine gelişme sürecidir. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Şimdi bu açılardan bakıldığında hani çok güzel bir bayrak dalgalandırma oldu 50. yıl vesilesiyle. Evet. Hem havada, hem karada, hem denizde, hem de deniz altında, hem siyasi anlamda. Yani bütün milli güç unsurlarını Kıbrıs'ta hep beraberiz mesajı verildi ve bir vurgu daha vardı. Türk dünyası vurgusu. Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki kalesi, uçbeyi. Bu çok özel bir cümle. Yani geleceğin şekillenmesiyle ilgili kavramsal boyutta, jeopolitik boyutta son derece önemli bir cümle. Tabii yapmak kolay mı? Kesinlikle zor. Uzun yıllar alacak belki. Ama yürünmesi gereken en önemli yol. Bu noktada Sayın Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'e yapmış olduğu vurgu da anlamlı ve önemlidir. Bu açılardan bakıldığı zaman hani bizlere söylenmez bu açılar, kamuoyuna açıklanmaz. Ama görebildiğim kadarıyla iyi, önemli ve sağlam bir şeyler yapılıyor. Türk dünyasının jeopolitiğiyle ilgili. Bu anlamda öğretmiş olduğu izlerle beraber, emarelerle birlikte, verilen mesajlarla birlikte bunu da son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Bu arada Abdullah Bey, Yunan basınına göre Yunanistan Başbakanı Mitsotakis de bugün saat 19.45'te Rum yönetimi başkanıyla bir araya gelecek. Ardından da 20.30'da bir açıklama gerçekleştirecek. O düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapacak. Bunun anlamı nedir? O konuşmada siz neler beklersiniz? Yani özellikle Denliyas'ın yaptığı açıklamalar üzerine şöyle bir cümle kuracağım. Biz 50. yıl zafer kutlamaları yaparken onlar da bir araya gelip 50. yıl ağlaşmaları yapabilirler. Bu noktada kapılar onlara son kutlamalara kadar açıklığı düşünüyorum. Çünkü biz 50 yıl önce bu harekatı Yunan mezalemi yüzünden yapmak zorunda kaldık sinema. Bakın bu gerçeği hiçbir zaman unutmayın. Evet. Bizim kardeşlerimizi soykırım, yani adanın %3'lük alanına sıkıştırmışlar. Yani adanın asli sahibi kesinlikle soykırım yapıyorlar. Sürekli bir baskı. İşte Yunan askerleri
sivil kıyafetler giyiyorlar, EOKA ile beraber hareket ediyorlar. Yani 1964'ten başlayıp şeye kadar 10 yıldan fazla bir süre korkunç bir baskı, korkunç bir şiddet, katliamlar, yani işlenen cinayetler ama faillerin, yani o kadar korkunç bir dönem. O dönemde zaten başladı Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türkleri ile olan ilgisi ve bununla ilgili ortak işbirliği ve bir şekilde Türk Mukavemet Teşkilatı kuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden ve en sonunda bu yaşanan süreç baktı olmayacak hiçbir şekilde ve ne yaptı? Bir barış harekatıyla taçlandı ve bir zafer ulaştı. Bu açıdan yapılan harekat da dünya savaşlarındaki en önemli harekatlardan bir tanesidir. Özellikle konvansiyonel harpla ilgili. Neden? Hem havadan, hem karadan, hem denizden, hem hava indirme, hem uçar birlik harekatlarının eş güdümlü olarak kullanılması ve bunun büyük bir sonuç üretmesi, büyük bir başarı üretmesi, bir baskın tesiri üretmesi dünya savaşlarındaki en önemli savaşlardan bir tanesi diye var. Kıbrıs Barış Harekatı. Bu açıdan da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortaya koymuş olduğu bu kabir son derece değerlidir. Hem de neyle beraber? En olumsuz şartlara rağmen. Bunu da başarmıştır. Bu noktada kıskanılmamız da normal biraz. Sinan Hanım, Türk Silahlı Kuvvetleri. Çünkü yani hem uçar birlik harekatı, yani helikopter harekatı, hava hücum harekatı, deniz harekatı, hem hava indirme harekatı, yani paraşüt harekatı, hem denizden çıkartma, bunların hava kuvvetleriyle beraber organize edilmesi ve bunun bir adada kara harekatına, denizden destekleyen bir kara harekatına dönüşmesi. Bu her ülkenin yapabileceği, her ordunun yapabileceği bir kabiliyet değil ve bunu Türk Silahlı Kuvvetleri 50 yıl önce başarmıştır.